en önemli açıklayacağımız aday İstanbul adayımız olacak Ankara'daki toplantıda gibi ifadeler kullanılıyor dünden beri. Ancak buna rağmen DEM Parti'nin ortaya koyduğu hamle AK Parti'yi yeniden düşünmeye itmiş görünüyor. En azından kurmaylar düzeyinde de yani doğrudan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olup olmadığı soru işareti taşıyan bir şekilde AK Parti'den yeniden refaha yönelik telefonlar trafiğinin başladığını biliyoruz. Yeniden bir müzakere yapalım trafiğinin başladığını biliyoruz. Az önce işaret ettiğiniz Osmanlı Ocakları'nın FETÖ suçlamasıyla Fatih Erbakan'a yönelik suç duyurusundan öte bir tehdit gibi yorumlanabilecek bu suç duyurusundan öte aslında AK Parti'nin doğrudan AK Parti kurmay aklının da yeniden refaha yönelttiği bir başka tehdit unsuru var. O tehdit unsuru da şu, İstanbul'u milli görüş çizgisinin devamı, evladı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza kaybettiren parti siz olacaksınız tehdidi. Yani yeniden refahın 1 Nisan sabahı kaybettirmekle suçlanacağı tehdidi noktasında Bu ilerliyor önemli mi? Bu görünüyor. önemli olur mu sence Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi için? yani şöyle önemli olabilir. Şimdi Yeniden Refah 14 Mayıs 28 Mayıs stratejisi itibariyle Cumhurbaşkanı düzeyinde biz destekliyoruz. Erdoğan'ın gücünü, liderliğini önemsiyoruz ve ona kaybettiren tarafta olmayacağız diyerek kendi tabanında bir konsolidasyon sağladı. Kendi tabanında ekonomi, aile gibi kavramlar üzerinden hükümete belki doğrudan Erdoğan'a değilmiş gibi yaparak AK Parti'ye muhalefet ederek, AK Parti'deki diğer isimlere muhalefet ederek kendi seçmen tabanını büyüttü. Şimdi dolayısıyla Erdoğan için bu kadar simgesel önemi olan ve 2028'deki gelecek genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyecek olan İstanbul seçimleri noktasında kaybettiren parti suçlaması evet etkili olur. Çünkü kendi seçmen tabanında bir kırılmaya yol açabilir. Çünkü o seçmen tabanı cumhurbaşkanlığı düzeyinde tırnak içinde Erdoğan'ı seven, Erdoğan'ın figür Evet. olarak liderliğini beğenen de bir seçmen tabanı. Sadece o seçmen tabanı mesela farklı konularda daha radikal adımlar atılmasını isteyen, tırnak içerisinde daha İslam hukukuyla örneğin hareket edilmesini isteyen farklı unsurları da barındıran bir taban, Yeniden Refah Partisi'nin tabanı. Bu noktada bir ayrışma var. Dolayısıyla Osmanlı Ocakları'nın FETÖ suç duyurusu değil, ancak AK Parti'nin kurmay aklının ve tabii ki AK Parti'nin bir medya gücü olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yeniden Refah için en büyük çekince Erdoğan'a İstanbul'u kaybettiren ve dolayısıyla Erdoğan yönetimi açısından ülkenin geleceğini, Türkiye'nin bekasını, milli reisin yönetimini sarsan, kaybettiren siyasi parti sizsiniz. Aslında milli görüşün evladına kaybettirdiğiniz suçlaması çok daha Evet. ciddi bir tehdit olarak Peki ama algılanıyor. Yıldız Yazıcıoğlu. Osmanlı Ocakları'nın suç duyurusu ile ilgili şunu da ifade edebiliriz. AK Parti açısından kendilerinin bilgisi dahilinde olmayan, kendilerinin kontrolü dahilinde de olmayan bir yapının kendi kendine öne çıkmaya çalışması kaynaklı bir hamle olarak Şimdi Yıldız yorumlandı Yazıcıoğlu burada yani burada mecliste. AK Parti gençlik kolları AK Parti tarafından bu Osmanlı suç duyurusunun Ocakları'nın yapılması varlığından çok beni öyle. duyabiliyor mu Yıldız Yazıcıoğlu? Şimdi burada bu suçlamanın AK Parti gençlik Evet. kolları tarafından falan yapılması zaten herhalde çok kör göze parmak bir durum olurdu. Ama biz baktığımızda başka örneklere, örneğin Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar, işte Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki girişimler, hani muhalefet isimlerine davalar açılması ya da soruşturma açılması ya da bu anlamda yargı yolunun işletilebileceği ihtimalini doğuran suçlamalar getirilmesi ilk değil. Böyle bakıldığında hani bu suçlama bana biraz enteresan geldi. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısıyla da konuşmuştuk. Hani muhalefette olmaya hazır mısınız? Biraz iktidarın yanında olmak gibi değil muhalefette olmak demiştik. O da hazırız demişti. Şimdi böyle bir
suçlamanın fırından çıkartılması, çok uzun yıllar öncesinden bir iddiadan söz ediyoruz, bana ilginç geldi. Haklısınız, ilginç ama burada yani AK Parti cephesinin en azından yorumu şu, bunun doğrudan bizimle bağlantılı algılanması açısından şu örnek de verilebilir. Bu örneği tabii ben veriyorum ama AK Parti'nin görüşünü desteklemek anlamında veriyorum. Örneğin İyi Parti lideri Meral Akşener tarafından da sürekli Meral Akşener'le ilgili de rafta tutulan bir FETÖ suçlaması var malumunuz. Mesela o ısrarla rafta tutuluyor ama o suçlamayı açan, o soruşturmayı yürüten ve rafta tutan irade Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iradesi. Dolayısıyla hani böyle bir şikayet mekanizmasından öte Ekrem İmamoğlu örneğinde de olduğu üzere yani orada da İçişleri Bakanlığı ve yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını aktör olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu Osmanlı Ocakları'nın hamlesi biraz bu tartışmalar içerisinde yine rol alma, Evet. gündeme gelme, hatta yani AK Parti'den bir ifade. Yani Osmanlı Ocakları bunu daha çok gündeme gelme hamlesi olarak yapmış görünüyor. İlgisi yok şeklinde yorumlanmış durumda görünüyor. Ama Tabii tabii ki bu da bir ilginç, ihtimal ama zamanlaması örneğin İyi enteresan. Parti aday çıkartmayacak Buna nasıl bir olsaydı, tepki gelecek? İyi Parti aday çıkartmayacak olsaydı dosya hala rafta olur muydu mesela? Yani bu da bir soru olarak yöneltilebilir ama bu Ocak meselesini kapatayım ben diğer sorulara, diğer gündem başlıklarına geçebilmek için. Sadece hani bana cidden ilginç geldi, ilginç bir zamanlama ve tesadüf diye düşündüm. Onu söylemek istedim. Şimdi bu 10 Şubat'ta adaylar açıklandıktan sonra yeniden Remzi Refah Partisi. Demirkol'u duyamıyorum ama. Evet, onu fark ettim ben. Bir tekrar arkadaşlarımız ilgilensinler. Duyabiliyor musun şu anda Yıldız Yazıcıoğlu? Bir tekrar arayacağız Yıldız Yazıcıoğlu'nu sayın seyirciler. Şimdi tabii ki Yıldız Yazıcıoğlu zaten bizim meselelere Ankara'daki, başkentteki bütün o siyasi partilerin kulislerine hakim çok değerli bir gazeteci ve bunun ötesinde bir çok kıymetli muhabir olmanın ötesinde tüm bu bilgiyi yorum